Selam millet, ben Şefik ve bu da Dayalters. Yeni oyunlardan bir ama henüz çıkmadı. Bu yıl çıkış yapması bekleniyor. Daha önce This War of Mine ve Frostpunk serisini geliştiren 11bit Studios'un yeni oyunu. Bu oyun ilk duyurulduğunda sinematik bir video ile duyurulmuştu ve oyunun nasıl bir oyun olduğunu hiç anlamamıştım. Sonrasında yakın zamanda oynanış videoları geldi ve sonunda da demosu yayınlanınca artık oyunun nasıl bir oyun olduğunu çok daha net anlamış oldum. Demo oynayıp bitirdim. Bir kez daha oynarken oyunu size göstereyim istedim. Bilmeyenler için şunu söyleyeyim. Bu bir hayatta kalma oyunu ve bir üst yönetim oyunu. Bu iki türü aslında çok iyi bir araya getirmiş ama benzer oyunlardan farkı şu ki gerçekten çok yoğun bir hikaye anlatımı var. Bir hikaye eşliğinde ilerliyoruz. Haliyle bu da oyunu çok ilgi çekici hale getiriyor. Biraz This War of Mine'da benziyor diyebiliriz ama çok daha bilim kurgu öğeleriyle süslenmiş bir versiyon diyebilirim. Şimdi ben demo oynayıp bitirdim. Tekrar başlayacağım ve olabildiğince hızlı oynamaya çalışacağım. Çünkü böyle bir saat civarında bitiyor demo ama ben bu kadar uzun bir video çekmek istemediğim için hızlıca ilerleyerek en azından demoda olan birçok şeyi size göstermek istiyorum. Demoya geçmeden önce de hatırlatmamı yapayım. Kanala destek olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda oyunla ilgili görüşlerinizi yorumlara bırakabilirsiniz diyorum ve demoyu başlatıyorum. İşte oyunun prolog kısmıyla karşı karşıya. Zaten bu prologu oynadığınızda demo bitiyor. Bunu baştan söylemiş olayım. Bilinmeyen bir gezegendeyiz. Fırtına var ve kapsülden çıkan bir karakterimiz var. Şöyle bir etrafına bakıyor. Ne olup ne bitiyor diye. Çok zor bir inişti. Sert bir iniş oldu. Şöyle bir kulağa. Doski burada. Beni duyuyor musunuz? Kimse var mı? Hiçbir şey yok. Nerede olduğunu öğrenmem lazım. Bulmam lazım dedi ve karakterimiz bu bilmediği gezegende etrafına bakıyor. Şimdi gördüğünüz gibi astronot kıyafetimiz var. Şöyle yürümeye başladığımızda biraz tuhaf hareket ettiğimizi göreceksiniz. Bu da aslında astronot kıyafeti dışında böyle vücudunda, bacaklarında belki görüyorsunuzdur. Bir exosuit var. Bu onun burada daha rahat hareket etmesini sağlıyor muhtemelen. Çünkü buranın farklı bir yer çekimi ya da işte farklı fizik kanunları olabilir. Ben de demo'yu ilk oynadığımda ne biçim koşuyor bu karakter demiştim ama Sıstırı de üstündekileri görünce bir mantığa oturttum. Şimdi etrafta işaret fişekleri var. Acil durum işaret fişekleri var. Koşabiliyormuşuz. Koşalım. Koşarken de bayağı ilginç gözüküyor ama dediğim gibi bu tamamen üstündeki ekipmanlardan kaynaklanıyor. Merhaba. Beni duyuyor musunuz? Ben Jan Dolski. Hiçbir ses yok. Güvenli bir şekilde indim. Kapsülümüzden çıktık, ilerliyoruz. Bu arada acayip bir gezegen. Yani şu görselliği, şu kayalıklara vesaire bakın. İnanılmaz bir yer. Sanırım sadece telsizim bozuk dedi. Biz şöyle koşarak yola devam edelim. Dediğim gibi hızlı ilerlemeye çalışacağım ki birçok şeyi gösterebileyim. Bu tip noktalardan tırmanırken yine o egzosuitimizi kullanıyoruz ve kolayca üste tırmanabiliyoruz. Biraz da tabii oyunun giriş kısmı olduğu için aslında temel mekanikleri bize öğretiyor. Koşarak ilerleyelim. Böyle tırmanalım. Aslında oyunun birazdan başlayacak olan kısmında birçok detayı ve hikayeyi aslında yavaş yavaş görmüş olacaksınız. Yetiştiremezsem diye oyunun en kritik detayını söyleyeceğim ama şöyle bir bakalım. Bir kapsül daha bulduk. Bu kaptanınki. Kahretsin. Ölmüş. Ekranda yazıyor zaten dışarıdan. Onun için yapabileceğim çok fazla şey yok. Diğerlerini bulmalıyım. Ölenleri de dışarıdan bu şekilde öldü diye belirtiyormuş kapsüller. Yalnız bu kapsül bizimki kadar normal bir iniş gerçekleştirmiş gibi ama niyeyse o ölmüş. Şimdi oyun aslında en kritik bölümü şu. Neden oldu ki? Kaza bile yapmamış. Kapsülde gidivermiş kaptanımız. Onun içinde ölmüş gibi ama anlam veremiyorum. Yine koşmaya devam edelim. Oyun en önemli kısmı şu açtığında gördüğünüz gibi kaptanımız yok ve bu oyun bir üs inşa etme, daha doğrusu üs yönetme oyunu olduğu için ve şu anda en azından tek başımıza olduğumuz için ki birazdan fark edeceğiz tamamen kendi başımızayız ve haliyle bir üssü yönetmek, tek başımıza yönetmek hiç de kolay değil. Mobilis işte burada. Dolski burada. Beni duyan var mı? Üssü buldum. Oraya gitmeye çalışacağım. Dedim. Üssümüz de orada. Yoluma devam etmeliyim dedi. Biraz daha devam edelim. Şimdi burada tek başımıza olduğumuz için ve bulduğumuz ilk kişi de kaptandı gördüğünüz gibi o da ölmüştü. Bu üs yönetimi işini
yürütmek için, daha doğrusu tek başımıza bu iş çok zor olacağı için biraz da böyle geciktirmeye çalışıyorum oyun önemli detayını. Birazdan göreceğim sahneyle birleştireceğim. Yine bu labirent gibi gezegende devam ediyoruz. Biraz daha hızlanayım. Aşağıda yine bir takım kapsüller var. Kapsüller. Bir dakika, bir dakika. Ne? Şu an kapsüllere bakıyor ve bu imkansız. Hepsi olamaz. Ekrana yansıyor gördüğünüz gibi. Gemide onunla gelen, daha doğrusu buraya kapsülle inen herkes ölmüş. Ama neden? Bunun hiçbir anlamı yok. Ama gördüğünüz gibi bütün kapsüller inmiş ve bir tek biz hayatta kalmışız. Ve radyasyon başladı bir anda. Radyasyon dalgası mı? Çok hızlı yükseliyor. Hemen üste gitmem lazım dedi. Buradan aşağı düşeceğim sandım. İniyormuş. Buradan hızlıca inelim. İşte bu tek başımıza kalmamızı biraz da geciktirerek şuraya bağlayacaktım. Oyun olayı şu ki biz üstte her şeyle kendi başımıza ilgilenemeyeceğimiz için, daha doğrusu yeteneklerimiz her işe her iş için yeterli olmayacağından kendi klonlarımızı yaratıyoruz. Oyunun en can alıcı kısmı bu ki klon oluşturma kısmı da bayağı ilginç. İşte dediğim gibi biraz hızlanabilirsem bu kısmı da gösterebileceğim. Asansör. Hızlı olmam lazım dedi. Koşa koşa geldik. Radyasyon bayağı arttı bu arada. Hadi. Hadi açıl. Kapı açıldı ve çok yakındı. Ama neyse ki asansöre binmeyi başardık. Birinci gün. Ve gördüğünüz gibi kostümümüzü çıkardık. Merhaba. Kimse yok gibi. Kimse var mı? Bir anlığına birilerinin başardığını düşünmüştüm dedi. İlk görevimiz de bu. İletişim odasını bulmam lazım yardım çağırmak için dedi. İletişim odası nerede? Şimdi hemen şöyle yönlendirmeleri de takip ederek göstereyim. Burası bizim az önce uzaktan gördüğümüz mobil üstümüz, bir teker gibi gördüğünüz gibi. Bu dönerek aslında ilerliyor ama oyunun başında tabii ki ilerlemiyor. Tabii prolog boyunca da ilerlemiyor. Bunun içinde bazı odalar var, görüyorsunuz. Bu odalar aslında bu tip birçok oyunda gördüğünüz, atıyorum Fallout Shelter'da gördüğünüz ya da This War of Mine'da ya da benzer oyunlarda gördüğünüz yapıya sahip. Şurada asansörleri görüyorsunuz. Asansörlerle bağlanan odalar var. İşte yönetim odası var, iletişim odası var. Kaptanın kendi odası var. Yine depolama alanları var ve henüz ne olduğunu anlayamadığım bazı bölümler de var. Ve tabii ki kuantum bilgisayarı var ki oyunun en kritik noktası da burası. Şimdi iletişim odasına gitmem gerekiyor. Burada istediğimiz gibi hareket edebiliyoruz. Gezebiliyoruz yani serbest bir şekilde. Şöyle gelelim hemen iletişim odasından dünya ile bağlantı kurmaya çalışalım. Hatta biri var ama kim olduğunu bilmiyoruz. Merhaba. Beni duyan var mı? Cızırtılı bir ses geldi ama daha fazlası gelmiyor. Mayday, mayday, mayday. Kimse var mı? Beni duyuyor musun kaptan dedi. Burada tabi diyaloglarda da seçenekler oluyor. Oyun boyunca da bu arada hikaye devam ederken, karakterlerle konuşurken, iletişim kurarken yine böyle verdiğiniz cevaplarla aslında bazı şeylere yön vermiş ya da bazı şeyleri öğrenmiş oluyorsunuz. Ben kaptan değilim. Buradayım. Ama ben kaptan değilim. Ben sadece bir işçiyim. İnşaatçıyım. Yandolski. Şirket numaram 4672B. Kaptan ve tüm mürettebat gitti. Bir ses gelmedi. Bu sefer karşı tarafta bir şok olmuş olabilir herkesin ölmesini. Merhaba. Beni buradan çıkarabilir misiniz? Tehlike var. Zamanın kaldı diyor ama zaman da görünmüyor. Ne tehlikesi? Ne demek istiyorsun? Ne kaldı? Yine tuhaf sesler. Konuş benimle. Ne tehlikesi? Gezegen aktivitesi artıyor. Ölümcül bir şeye bilinmeyen bir zaman kaldı. Yönergeleri kayıtlarda bulabilirsin diyor ama yine tam gelmiyor tabii ki mesajlar. Olamaz.
ölümcül bir şey. İşe yaramaz bir kuantum sistemi. Kaçmalısın. Yine gün ne kadar gün kaldı mesajı gelmedi. Ama belli ki burada çok az bir zamanımız var. Demek istiyorsun ki bir yıldız gelecek ve bu gezegeni yakacak. Ve belli bir kaçmak için belli miktarda günüm kaldı. Doğru mu anlıyorum? Doğru anladın. Güneşin doğuşuyla, aynen güneşin doğuşu da mükemmel bizim düşmanımız demek ki. Şimdi ilk görevimizi yapmış olduk. Tabii ki oyunun girişini geçmiş olduk. Şimdi kaptanın kayıtlarını bulmalıyım diyor. Burada hemen rehbere girmemi istiyor. Burada aslında rehber oyunun menüsünden bahsediyor. Şimdi oyunun menüsünde demin de buraya gelmiştim. Yukarıda base'i görüyorsunuz. Bunda zoom in zoom out yaparak daha fazla inceleyebilirsiniz ki şu boşlukları tahmin edeceğiniz üzere dolduruyoruz. Burada depoda olan şeyleri görüyoruz. Kaynaklar var işte metaller, organik materyaller ya da çiğ yiyecekler. Onun dışında üst için kullanılan radyasyon filtresi var. Görevleri buradan takip ediyoruz. Burası da oyunun aslında nasıl oynandığını bize anlatan ve veri tabanına eklenen detaylar ve tutorial'lar tabii ki. Şimdi benden istediği şey yolculuğa hazırlanmak ve 6 tane dışarıdan metal toplamak. Şuraya tekrar gelelim. Bakalım şurada yazıyor muydu? Burada bir kaçış prosedürü var. Diyor ki yani üssün yakıtını doldur. Yakıt neyse ne kullanıyorsa yani bunu sağla. Onun dışında gerekli ekipmanları üret ve tabii ki gıda depolamasını da yap diyor. Şöyle bakalım. Bu yolculuk için hazırlanacağız. Etrafta başka bir şey görebilir miyiz? Şurada asansörün zaten bir bu tip bir yolculuk yapmıştım içeride ama istediğimiz kata bu şekilde ilerleyebiliyoruz. Onun dışında buradan dışarı çıkabiliyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi radyasyon seviyesi çok yüksek olduğu için dışarı çıkamıyoruz, ölümcül olduğu için. Neden? Çünkü sol altta saati görüyorsunuz. Aslında oyunun gidişatını anlattım ama en önemli detaylardan birini anlatmadım. Geceleri bu radyasyon seviyesi çok arttığı için aslında geceleri dışarı çıkamıyorsunuz. Geceleri içeride geçiriyorsunuz, uyuyorsunuz ve bu şekilde aslında zaman ilerletiyorsunuz. Gündüzleri yapmanız gereken şeyleri yapıyorsunuz. Bu arada yatacağımız yer bir alt kattaymış. Haliyle burada bir enerji yönetimi de söz konusu. Yani günün hangi saatlerinde uyanık kalacağınız, ne kadar enerjinizin olacağı vesaire bunları iyi ayarlamanız gerekiyor. Burada odanıza geldiğinizde, burada yine yazdığı gibi tabii oyunun girişinde bu tip yönlendirmeleri yapıyor. Yatacağınız süreyi seçiyorsunuz ve bunun da tabii günün hangi saatleri arasına denk geleceğini de seçiyorsunuz. Ki hem yorgun olmamız lazım hem de gece olmaması, yani radyasyon seviyesinin artmaması lazım. Burada ben direkt önerdiği saatte direkt yattım, hiç dokunmadım ayarlara. Ve güneşin doğuşuna 8 gün kalmış. Sunrise'a daha doğrusu 8 gün kalmış. Şimdi buradan dışarı çıkacağız. Ben yine biraz hızlandırılmış şekilde ilerliyorum. Yalnız dışarı yukarıdan çıkıyorduk. Şurayı bir asansör tutturalım. Birazcık tutturmakta zorlanabiliyorum. Aynen şu şekilde gelelim. Ve buradan da dışarı çıkalım. Burada zaten oyunun başına giydiğimiz kıyafetler ve suit vesaire duruyor. Şimdi dışarıdan ilk kaynaklarımızı toplamaya başlıyoruz. Şöyle bir etrafa bakalım. Gezegende bulabileceğimiz ilk kaynaklar tabii metal bulmamız gerekiyor. Metal de şöyle parlayan haritayı da açmamız istedi. Bu arada haritayı gördüğünüz gibi bu kadar ama farklı bölgeler var gidilir. Bakın şu okları görüyorsunuz. Bunların bazıları tırmanma noktaları. Mesela şurada zaten tırmanma yazıyor. Bunlar için farklı şeyler de gerekebiliyor ama aslında biz bölge bölge ilerliyoruz oyunda. Yani böyle bir sistem var. Ama tabii ki önce bu bölgedeki yapmamız gereken şeyi yapmamız gerekiyor. Yapmamız gereken de şu an için tabii ki parlayan kayalar bir tür kaynak dedim. Yapmamız gereken şey buradan gitmek ama bunun için de tabii gemiyi çalışır hale getirmek. Bu tip metalleri bulduğumuzda gördüğünüz gibi çıkarmaya çalıştığımız zaman hızlandırılmış bir şekilde ilerliyor. Orada tek tek metal kazmaya vesaire uğraşmıyoruz. Yani burayı biraz hızlandırmışlar çok güzel bir şekilde. Orada gereksiz bir zaman kaybı olmuyor. Yalnız dışarı çıkmışken ve şuradan ilk kaynakları bulmuşken mesela şurada da bir parlayan yer var. Acaba orada da kaynak varsa onu da alayım diyeceğim. Ya da şu tarafa da bakalım. Hazır çıkmışken daha fazla kaynakla dönersem belki daha fazla şey aynı anda yapabilirim. Şimdi metal topladığım için oyun bana direkt orada koşarken yoruluyor muyuz diye baktım ama henüz öyle bir şey göremedim. Buradan geri dönelim. Fazla oyalanmayalım. Şu an benden bir atölye yapmamı istiyor. Komuta merkezinden. Ki benden istediği şeylerden biri neydi? Hızlıca asansör gidelim. Gerekli ekipmanları yapmam. Bunları da tabii ki atölyeden yapabiliyorum. Hemen şuradan bir üst kata çıktık. Şimdi komuta merkezi hemen bir yanda. Şimdi burası geliştiriliyor demiştim. Şuraya geliyoruz.
Burada geminin genel yapısını bir şemasını görüyorsunuz. Burayla etkileşime giremiyoruz. Burası da aslında navigasyon sistemi ama bunu da şu an kullanamıyoruz. Şu kısımdan üs inşasına başlıyoruz. Üs inşa etme oyunu demiştim ya, tam olarak aslında bunu yapıyoruz. Şimdi buradan bir atölye yapacağız. Atölyeyi nereye yapalım? Şimdi asansörün olduğu yerlere yapabiliriz. Ama bu 4 kare istediği için aslında bu odanın devamını yapabiliriz. Mesela şuraya yapabiliriz. Güzel. Bu arada belli yerleri büyütebiliyoruz belli ki. Tier 1, 2, 3, 4 diye gördüğünüz gibi ilerliyor. Bu da araştırma istiyor. Bu da muhtemelen demoda olmayan ama oyunun kendisinde olacak şeylerden biridir. Burada yine üst inşası ile ilgili detayları söylemiş. Benden bir tane tarayıcı yapmamı istiyor. Buraya girdiğinizde bakın yukarıda bir sekme daha açıldı. Workplace'ler diyor. Şimdilik atölye var. Muhtemelen bununla da yenileri eklenecek. Buraya bir şey ekliyorsunuz. Bir tane tarayıcı yapalım diye. Sonrasında yine kazıma işinde olduğu gibi üretim işinde buradan hızlıca yapabiliyoruz. Şimdi benden organik kaynak bulmamı istiyor. Tekrar şuradan çıkışa gidiyorum. Bu arada saat daha 10, hızlı çalışıyorum gördüğünüz gibi. Ve burada organik kaynakları bulmam gerekiyor. Ben daha önce bulmuştum. O yüzden yine biraz hızlandıracağım. Bu tarama işinin ilk kısmı tabii ki böyle bir bölgeyi bulmak ve sonrasında işte mavi dumandan bunu anlayabiliyormuşuz. Tabii demoda farklı bir şey sunduğunu sanmıyorum. Birebir aynı şeyi sunuyordur oyun bize, hani yapı olarak ya da işte içerik olarak, gidişat olarak. O yüzden bildiğimden direkt şuraya gidiyorum. Bakın hemen orada gördüm. Dumanların çıktığı yerde bir kaynak var ama oradan çıkamıyoruz. Hemen alternatif rotayı takip edeceğim ve orada aslında oyundaki en vurucu detayın bir başka parçasını bulacağım. Bakın buraya geldiğimizde bir etrafta enteresan bir aktivite olmaya başladı. Yerden çıkanlar, bizim üstümüzden uzayan çizgiler vesaire. Çok tuhaf bir yere gidiyoruz ve bunun sadece radyasyonla alakası yok. Bu da nedir? Rapidium'u keşfettim şu anda. Bu rapidium olabilir mi? Tabii ki olabilir. Çok tuhaf hissediyorum. Daha yakına gitmem lazım emin olmak için. Ha, içine girdim artık gördüğünüz gibi. Biraz örnek toplamam lazım dedi. Buradan da rapidium alıyoruz. 2 tane aldık. 4. Daha da alabiliyoruz. Ve burayı da kuruttuk. Arayüzde sol altta saat var dedim. Aslında söylemediğim şey onun yanında gün yazıyor. Onun yanında 3 parçalı bir şey var görüyorsunuz. Radyasyon seviyesi o sırtımızda da var. Sırttan da takip edebiliyoruz. Yanında enerji var. İnanılmaz. İşe yaramaz kuantum navigasyon sistemi artık o kadar da işe yaramaz değil dedi ve altta da bu arada topladığımız kaynaklar var. Onları da gördünüz. Ben şuradan devam edeyim. Organik şeyi bul demişti bana. Hayatta kalmayı başardık. Şuradan devam edelim. Buradan yukarı çıkılıyor. Buradan bir yere gidilmiyor. Buradan da tekrar tırmanalım ve o dumanların olduğu yere geldik. Şimdi burada kaynağı toplayacağız. Bulduklarımızı da bu arada raporlamamızı söylüyor ama bu noktada ben o tarayıcıyı kullanarak işte buradan kaynak toplayacağım. Bu da aslında çok ilginç bir yapıya sahip. Şuradan tarayıcıyı seçiyoruz ve bunları aslında yere koyarak belli bir mesafe şeyi de var tabii, sınırı da var. Şöyle şeyler, kareler oluşturarak aslında bu alanları oluşturuyoruz. Sonrasında da tarama yapıyoruz gördüğünüz gibi. Ve aşağıda bir dalgalar var. Aslında bizi oraya doğru yönlendiriyor. Bu şekilde yine bir alanı belirleyip stamps olmadı. Tekrar burayı taratabilirim. İçinde bulunduğum alanı taratabilirim. Burada şöyle bir yer daha mı seçmem lazım? Şunların hepsini alalım. Tabi onun belli bir sayısı var. Bunları koyarken belli bir işte kare ya da üçgen vesaire alanlar yaratmamız gerekiyor ama bunun da bir sınırı var. Tabi sonsuz bir mesafeyle ve sonsuz bir şeyle çalışmıyor bunlar. Tarama sistemi. Tekrar orada bir tarama yapalım. Gördüğünüz gibi aslında çok yakınım. Şöyle bir alan daha seçtiğimde o sinyallerin, dalgaların gittiği yeri bulmuş oldum. Şimdi tekrar burayı seçtiğimde burada bir maden şeyi kurmuş olacağım. Building modu seçiyorum. Buradan da mining cost seçiyorum ve bunu, bu maden aracını diyeyim, buraya yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi burada bir madencilik birimi, ünitesi kurdum diyeyim. Şimdi bunu direklerle aslında bizim merkeze bağlayacağım. Bunun da sebebi şu, hem enerji olarak hem de muhtemelen kaynak aktarımı olarak burada bu bağlantıyı
üstümüze yapmamız gerekiyor. Bunun için de yine şuradan pylon dediği çubuklardan buraya koymam gerekiyor. Tabii onu seçmem lazım. Yine bunların da belli bir mesafe sınırı var. Bizim gemi nerede? Şu tarafta. Ben yürüdükçe gördüğünüz gibi metre ilerliyor. Bir 30 metre. Şuraya kadar gidebilirim aslında. Bir tane buraya koyalım. Buradan aşağı ineceğiz. Bir 30 metre daha şöyle hızlı koşabilirim aslında. Çünkü şey yetiyor. Bir tane buraya koyalım. Tekrar koşarak ilerleyelim. Bir tane buraya koyduk. Hala bunu yaptığıma inanamıyorum. Bu her şeyi değiştirebilir diyor. Rapidium. Tamam, buraya koyalım ve sonuncuyu da bence şöyle yetiştirsek aynen buraya kadar yeterli oldu. Şimdi bu bağlantıyı da yaptık. Yalnız şöyle bir şey var. Oradan organik matter toplamamı istiyordu. Ben bağlantıyı kurup şey yapmadım. Tekrar bir içeri gidip ne bulduğumuzu aslında bildirebiliriz. Ya da ben bir oraya gideyim. Şu an kaynak toplayabiliyorsam çalışıyorsa aslında bakayım. Kurduğumuz yerden bir şey çıkarabilecek miyiz bir deneyeyim. Yoksa zaten tekrar aynı yere koşacağım. Gitmişken iki işi birden yapayım istiyorum. Dediğim gibi oyunun sunduğu ilginç temanın en önemli kısmını göstermek istiyorum. Buraya geldiğinde bunu kullanabiliyormuşum. Evet. Şu an organik materyal çıkarıyorum. Yalnız yorgun düştüm. Biraz da zaman kaybettim tabii. Şimdi bağlantıyı tekrar bularak geri koşmam lazım. Çünkü belli bir saat hem yorgun düşme var bu oyunda. Yani bahsettiğim gibi hem de tabii ki bu radyasyon var. İkisi de zaten çalışmak yorgunluğu arttırıyor. Geç saatlerde dediğim gibi radyasyon seviyesini vesaire arttırıyor. Ben tekrar geriye koşayım. Oradan organik bir şey topladım mı? 2 birim topladım galiba. Ama o bahsettiğim asıl meseleyi göstermek için biraz daha hızlı ilerleyeceğim. Bu hızlandırılmış demo videosu tabii ki oyunun kendisi çıktığında böyle olmayacak. Bir detay daha vereyim. Şu ana kadar söylemedim. Oyun tabii İngilizce görüyorsunuz ama çıktığında Türkçe dil desteği de olacak ki bu da çok önemli. Şimdi önce buradan bir iletişim yeri neredeydi bakalım. Bir üst kata gitmemiz lazım. Çünkü bulduklarımızı bildirmemiz lazım. Hemen şuradan tekrar dünya ile bağlantıya geçelim. Belki biraz da sinyal düzelmiştir. Merhaba. Beni duyan var mı? Yine hatlarda problem var. Kaynak bulmaya çıktım ve bir mağara buldum. Birçok şey doluydu ve sanırım bu rapidium olabilir. Yine ses gelmedi. Belki de bu sefer çok heyecanlandılar. Çünkü rapidium çok önemli bir kaynak. Beni duyuyor musunuz? Sanırım rapidium buldum. Emin misin? Evet eminim. Tabii ki eminim. Yani başka ne olabilir ki bu? Onu test et. Rapidium mu test edeyim? Bunu nasıl yapabilirim ki? Yeni şema verildi. The Womb. Womb mu? Womb. Benden bir Womb yapmamı mı istiyorsunuz? DNA örneği de verdiler. Ve okey. Tamam yaparız. Bu çok saçma. Ne olduğunu anlamıyorum. Ama en azından dikkatinizi çektim. Şimdi bir modül daha yapacağız. Ama buradan yapmayacağız tabii ki. Buradan bir aşağı inelim. Şuraya gelelim. Şimdi benden yapmamı istedikleri şey bu. Bunu yapabileceğim bir yer var mı bilmiyorum ama bir asansör katı yapalım. Hatta bir asansör katı daha yapalım. Çünkü onu buraya sığdıramayabilirim. Bu arada kaynağım da bitti. O yüzden ben aşağı inip bir yatayım. Zaten geç oldu. Buradan burası mıydı? Burasıydı. Organik madde de toplayamamıştım. Şöyle bir sabah kalkacak şekilde hatta şöyle uyuyalım. Bir gün daha geçirelim. Dediğim gibi hızlandırmaya çalışıyorum süreci. Şimdi orada yapacağımız yer, bizden istedikleri birim Womb dediği şey aslında bir elimizdeki DNA'larla beraber bir üretim kısmı diyebiliriz ama işte radikal bir üretim kısmı. Buradan tabii çıkamayız. Şöyle bir yukarı çıkalım. Gördüğünüz gibi buradan direkt dışarı çıkmıyorum. O kurduğum birimin oradan çıkıyorum. Aynı zamanda bu noktalardan tabi fast travel da yapabiliyoruz ama ben şuradan kaynakları bir alayım. Muhtemelen burayı da kurutacağım.
Biraz fazla da toplamasam mı, ya da bunun da bir sınırı vardır diye düşünüyorum ama sınırı olmayabilir. Çok da burada zaman harcamayalım. Tekrar şöyle bir şeye doğru gidelim. Bu arada mutfak yapmamı da istedi çünkü ben burada bir kaynak topladım. Hani burada topladığım organik kaynakları yiyecek üretmek için de kullanıyorum ama oyunun benden istediği asıl şey, asıl modülü yapmak için etraftan metal toplamam lazım. Mesela ilk gün topladığımız metal kaynağının olduğu yerde tekrar metal var mı? Burası bir de hatırlamıyorum ama şuradan bir kaynak alalım. Yine zaman harcıyor. Dışarıda zaman harcamak, yani boşa zaman harcamamak lazım. İçeride zaten istediğiniz kadar zaman harcayıp büyüyebilirsiniz. Ben biraz daha şöyle bir etrafa bakayım istiyorum. Aslında metal 7 birim var. Biraz daha etrafta gezeceğim. Belki açıkta bir yerde başka bir metal kaynağı daha bulursam. Biraz daha kaynak topladıktan sonra, biraz da yorulduktan sonra asansöre geldim ve tekrar üste döndüm. Metal topladık. Yapabileceğimiz şeyler var artık. Şöyle bakalım tekrar bu üst inşa kısmına. Ve ilk yapacağımız şey tabii ki oyunun bizden istediği Wump. Burası kuantum bilgisayarına bağlanıyormuş. Hemen şöyle seçelim ve buraya bunu yerleştirelim. Güzel. Bu arada istediği bir şey de mutfakta benden. Onu da yapabiliyorum. Onu da şuraya yerleştirelim. Güzel, ikisini ilerletmiş olduk. Şimdi benden 6 tane yemek yapmamı istiyor. Wump'u yaptık. Bununla bakalım neler yapabiliriz diyor ama. Önce mutfağa gidip bir yemek yapayım. 6 tane yemek istemişti benden. Burada da sistem aslında aşağıdaki böyle eşya yapma sistemi gibi. Buradan yemek seçiyorsunuz. 2, 4, 6. Sonrasında da burada bu işlemi yapıyorsunuz. Oyunun olayı, en önemli olayı kendimizin klonlarını yapmak vesaire. Ve tabii ki bunları da bu işlere atamak mümkündür muhtemelen. Demoda yapılmıyor ama bu işleri böyle her şeyi manuel uygulamak yerine insanlara bu işleri vermek çok daha süreci hızlandıracaktır diye düşünüyorum. Şimdi asıl kısma geldik. Rapidium'u test edeceğiz. Rapidium'u seçtik. Bu örneği koyuyoruz. DNA örneğini koyduk ve bakalım karşımıza ne çıktı, bir adet. Tabii ki. Koyun. Klonlama eşinin öncülerinden bir koyun yapmış olduk. Senin bir isme ihtiyacım var. Sanırım seni Molly diye çağıracağım. Ben gidelim kendisini şöyle bir sevelim. Merhaba Molly. Isırmazsın değil mi? Yok, ısırmaz bence. Niye ısırsın? Öyle kaldı o da. İşte böyle bir ilginçlik, böyle bir bilim kurgu dünyası. Şimdi aramayı yapalım. Yine bilinmeyen yer arıyor çünkü o sinyal bir türlü düzelmiyor. Wump'u yaptım ve Rapidium'u test ettim. Ve DNA örneği biz yaptı bize ama işe yaradı sanırım ve bir koyun klonladım. Yine mesaj gitti mi gitmedi mi belli değil. Takım sesler. Merhaba. Beni duyuyor musunuz? Gemide artık bir koyun var. Burada artık yaşayan iki şey var ve bundan sorumlusunuz. Başarılı. Gerçekten Rapidium bulmuşsun. Söyledim ben. Artık bana yardım eder misiniz değil mi? Evet. Şimdi gerçek bir kahraman mı oldum? Birazcık yardım olabilirim. Tehlikeden bahsediyor. Yine bu aktivitenin arttığından bahsediyor ama mesajlar tam gelmiyor. Cevap verelim. Biliyorum. Ama ben sadece bir işçiyim. Böyle bir üssü tek başıma hareket etmek için, hareket ettirmek için eğitilmedim. İşte o dediğimiz kısım geliyor şimdi. Gelemedi. Gelecek ama. Merak etmeyin. Şimdi raporumuzu verdik. Ve komuta merkezinden motorları çalıştırmamızı istiyor. Şimdi komuta merkezi burası değil. Bir altta mıydı? Burasıydı. Aynen. Navigasyon sistemi hemen motorla çalıştıralım. Sorun oldu. Şurada hemen. Burası mıydı? Yok, bir yan taraftı. Burası da değildi. Şimdi ne oldu? Bakalım, aynen burası. Yok, burası da değil. Böyle üstü zaman zaman böyle ne nerede kaybedebiliyorsunuz. Makine dairesine inelim. Şuradan bir kolu çekelim. Acil durum kolunu. Tekrar deneyeceğiz.
Buradan tekrar navigasyona gidelim. Bir daha çalıştıralım. Yine olmadı. Yine mi olmadı? Yine olmadı. Şimdi bu durumu bildirmemiz lazım. Çünkü gemi çalışmıyor. Üst gidipmiyor. Böyle bir çöplüğe sıkışıp kaldım diyor. Hemen bu aramaya cevap verelim. Bilinmeyen numarayı tekrar ediyoruz. Hala orada mısın? Gerçekten yardıma ihtiyacım var. Buradan çıkamıyorum. Ve guide'daki her şeyi yaptım ama bir sorun var. Ve tamir edemiyorum. Ve nasıl olacağını bilmiyorum. Rapidium seni kurtarabilir. Quantum bilgisayarındaki modül datalarına bak dedi. Ama ona erişimim yok. Sadece kaptanın giriş kodlarına, quantum bilgisayarı giriş kodlarına erişimi var. Giriş verildi. Adamım bu gerçekten kolaydı. Gerçekten neyse sek hızlıca halloluyor gördüğünüz gibi. Bir de gemiyi hareket ettiremiyorlar ve işte kuantum bilgisayarına geldik. Hemen dataları analiz edelim diyor. İşte oyunun en önemli kısmı burada geliyor. Gördüğünüz gibi zihin kayıtlarına girildi. Tarihe geçenler siliniyor. Sağdaki herkesin datası silindi. Bir tek benim datam okunabilir durumda. Yandowski. Ve burası gerçekten bence çok iyi. Sunumu da çok iyi yapılmış. Şu an bir akış görüyorsunuz. Neler oluyor burada? Tabii Yandowski ilk defa görüyor. Ben gördüm. O yüzden ben şaşırmıyorum. Bir dakika. Bunu hatırlıyorum. Bu benim hayatım. Gördüğünüz gibi Yandowski'nin bütün hayat akışını buradan görüyoruz. Öyle ki şöyle bir yakınlaştığınızda burada bir şey göremiyoruz tabii. Başlangıç noktası ama mesela burası. Farklı noktalarda işte çocukluğunun ilk dönemlerini görebiliyorsunuz. Büyüme aşamasında yaşadıklarını görebiliyorsunuz. Hayatındaki aslında en önemli noktaları böyle dönüm noktalarını görmüş oluyorsunuz. Şöyle biraz daha hızlı ilerleyeyim. İşte yol ayrımlarını görüyorsunuz. Evden uzaklaşmasını görüyorsunuz. Evden çok daha uzağa gittiğini görüyorsunuz. Mevsimlik işçi olarak çalıştığını görüyorsunuz. Veda etmek için çok geç. Ve buraları okuduğunuzda aslında ki oyun çıktığında buraları uzun uzun okuyacağız. Siz de okuyacaksınız. Hayatına dair birçok şeyi buradan görüp öğreniyoruz. En önemli konu aslında onu da tekrar buradan çıkıp ilerleteyim. Tekrar. Bunu nasıl aldılar ki? Niçin aldılar? Hemen bir soralım. Yine bağlanalım. Quantum bilgisayarına baktım ve bu da ne? Zihin kayıtları mı? Şaşırmış gibi yapalım. Bu veriyle ne yapıyorsunuz? Benim bütün hayatım var orada. Her şeyim ortaya çıktı. Bir işlem için kullanıyor. Hayır. Cevap istiyorum. Cevap gelmiyor. Cevap vermesi de zor bir şey. Nasıl yaptıkları daha da zor bir şey aslında ama. Kahretsin. Şimdi ne yapacağız? Dallanma prosedürünü başlat. Branching. Dallanma. Dallanma tam olarak nedir? Sen. Ben dallanacağım. Ya ne demek istiyorsunuz? Sen ne demek? Vereceğiniz tüm cevap bu mu? Alternatifini yarat. Yani bir alternatifini yarat. Alternatif mi? Alternatif ne? Senin hayatın. Tamam diyelim. O kadar da şaşırmayalım. Benim hayatım mı? Tamam. Yani demek istediğin bir dakika. Yani bana Rapidium'u kullanarak birini yaratmamı istemiyorsun değil mi? Dediğin şey tam olarak bu değil değil mi? Cevap gelmedi ama aslında dedikleri tam olarak bu. Tamam. Diğer seçeneklerim nedir? Cevap gelmedi. Bu ne demek? Başka bir seçeneğin yok demek. Seni pislik. Başka seçeneğim yok öyle mi? Dedi ve şimdi o
dallanma prosedürünü başlatmak için kuantum bilgisayarına geri gidiyoruz. Ve tekrar prosedür başlıyor. İşte bu da bahsettiğim ve az önce böyle girişini gördüğünüz kısmın ikinci bölümü. Oyunun en vurucu kısmının nasıl işlediğini göreceğiniz yer. Ne? Bu ne yapıyor şimdi? Bakın kırılma noktalarını buluyor. Aslında bu dallanma derken hayatındaki, Yandowski'nin hayatındaki kırılma noktalarını buluyor ve müdahale edilecek yerleri görüyor, buluyor. Alternatif yaşam yolları mı? Bu dallanmayla alakalı mı? Tam olarak bu. Şimdi bu muhtemelen oyunun demosu olduğu için ve daha doğrusu prologu olduğu için aynı zamanda bizi belli bir şekilde yönlendirecek. Burada hayatındaki her şeyi görebiliyorsunuz. Hatta bu göreve çıkmadan önceki anı da görebiliyorsunuz. Ama demoda yapabileceğimiz şey, bu prologda yapabileceğimiz şey gördüğünüz gibi şurası. Bakın burada evden gitmek ya da evde kalmak gibi iki tane seçenek var. Evde kaldığı zaman karakterimiz gerçekte buradan evinden ayrılmış. Basıp gitmiş aslında ama evinde kalsaydı hayatın onu götüreceği yer onu aslında teknisyen olarak %50 işte bu üst bakım ile alakalı işlerde daha verimli bir hale getirecekti. O yüzden biz burayı seçiyoruz ve burada bu kaynağı kullanarak alterate ediyoruz. Kendimizin farklı bir yoldan, hayata farklı bir yoldan giden klonunu oluşturmuş oluyoruz. Ve şu anda aslında bunu yaparken Yandowski de bu sürecin nasıl gerçekleştirdiğini takip ediyor. Tabii o koyunu oluşturmak kadar kolay bir şey değil. Şu an gözlerini dikmiş bir şekilde neler olduğuna bakıyor ve burada da aslında oyun ismi devreye giriyor. Çünkü oyun karakterimizin alternatiflerinin oluşturduğu bir koloni yönetme oyunu. Bakın görüyorsunuz hayatından kesitler, olup bitenler. Yaptığımız tercihe göre belki de. Öyle yapmasaydım ne oldu, neler olurdu görerek ilerliyor. Yani Dostki şu an dehşet içinde bakıyor. Karşıma ne çıkacak diye. Sabırla bekliyoruz. 19 yaşında evden ayrılmasaydı Yandowski nasıl biri olurdu? Az sonra onu göreceğiz. Ve işlem tamamlanmak üzere. Bir şekilde kendimizi görüyoruz. Bir bakalım fırından neler çıkmış. Buradan indik. Şimdi oyun bize direkt bu yaptığımız alternatifi uyandırmamızı istiyor. İşte oyunun en ilginç, heyecan verici kısımlarından biri. Sağ tarafa yapmışım. Burada zaten coin'i görüyorsunuz ama benim asıl istediğim şey kendi alternatifimi uyandırmak. Şimdi aslında hayatımızın bir döneminde aldığımız bir kararı farklı yönde alsaydık nasıl biri olurduk? Onu göreceğiz. Hemen uyandıralım. Merhaba. Hey there. Hey, selam. Hello. Hello. Can you hear me? Beni duyuyor musun? Bu nedir? What is this? Ben neredeyim? Dedi ve şu an tabii biraz anksiyetesi var ve çok güvende hissetmiyor çünkü nerede olduğunu bilmiyor. Buna iki cevap verebiliriz. Direkt acil durum dersek biraz daha panikler. Rahatla, şu an bir laboratuvardasın. SIBA biriminin içinde bir laboratuvardasın. Hafızan birazcık bulanık olabilir ama rahatla. İyi olacaksın. Evet, burayı hatırlıyorum sanırım. Bir dakika. Çok komik görünüyorsun. Bu neydi? Gülmek istedim. Farklı değilim. Şu an yine pek güvende hissetmiyor kendini. Şu an biraz ilaçların etkisindesin. Ne? Niye ki? Uyandığında panik yapmamak için. Niye panik yapacaktım? Bakın yine böyle bir rahatsız oldu. Daha sonra açıklarım. Ama şimdi senin ruhsal durumunu bir kontrol etmemiz lazım.
Şu an kendini ifade edebilir misin, tanıtabilir misin? Tabii ki sen. Ben Yandolski. Onun adı Jan Teknişin bu arada. Hani yönlendiği şeyden dolayı. Tabii benim görünüşümü aldın. İsmimi niye kullanmıyorsun ki? Yani sen de Yandolski olduğunu mu düşünüyorsun? Bu ne saçma bir şey ya? Biraz sinirlenmeye başladı. Bu görevdeki rolün nedir? Ben baş teknisyenim. Senin rolün ne peki? Buradaki mürettebatı taklit etmek... Hastalıklı bir deney mi yapıyorsunuz burada? Kimse beni uyarmadı. Hayır, öyle bir şey değil tabii ki. Bu bir deney değil. Bu gerçek. Ben de gerçeğim. O zaman ne oluyor burada? Yine rahatsız oldu. Burada bir üstün içindeyim. Burada kaldım. Bunu hareket ettirmek için birinin yardımına ihtiyacım var. Çünkü bozuk. Sonra evet, en tuhaf kısım burası. Ama kuantum bilgisayarının bir fonksiyonunu keşfettim, öğrendim. Burada bir insanın yaşamının alternatif versiyonlarını yaratabiliyoruz. Ne? Bir insanı kopyalayabiliyoruz. Ama farklı tecrübelerle tabii ki. Zihin kayıtlarıyla. Adamım. Burada ruhsal durumu iyi olmayan biri varsa bu kesinlikle ben değilim. Kuantum bilgisayarın tek fonksiyonu navigasyon. Teorik olarak başka şeyler de yapabilir ama böyle bir saçmalık. Biliyorum, çok saçma geliyor. Ben de aynı şeyi düşünmüştüm ama işte buradasın, değil mi? Evet. Ve doğru anlıyorsam sen benim alternatif bir versiyonumsun. Ama farklı bir zihne sahip. Şimdi böyle deyince onu yine rahatlatmak gerekebilir. Evet, böyle de bakabiliriz. Yani sen benim farklı bir versiyonumsa da diyebilirdik. Şimdi burada kaldık tabii. Evet, sadece biz varız. Biraz rahatladı yine. Daha önce dediğim gibi makinede bir problem var. Bunu tamir etmeme yardım etmezsen ikimiz de öleceğiz. Bir dakika. Doğru mu anladım bakalım? Bu bir deney değil. Sen benim farklı bir versiyonumsun. Bu versiyon beni uyandırdı ve bu sorunu ortadan kaldırmam için uyandırdı. Çünkü gemide kimse yok. Sorun olmasaydı nerede olurduk? Seni uyandıramazdım diyebiliriz mesela. Sana yalan söylemeyeceğim. Ben yaptım, yani seni uyandırdım çünkü sana ihtiyacım vardı. Benim için kolay değildi. Benim için de kolay değildi bu. Yine rahatlattık biraz. Seni pislik. Sinirlendi yalnız şu anda. Şimdi ilaçların neden olduğunu anladım. Neyim ben? Anlıyorum, bu çok fazla. Bunu bir şekilde çözeceğiz, söz veriyorum. Ama güven bana, bunu bir an önce tamir etmezsek... Bunu anlamak için bir fırsatımız olmayacak. Hala sinirli. Böyle bir baskı hoşuma gitmedi. Şu an ikimiz buradayız. Tamam, bana yolu göster dedi ve... Teknisyen kopyamız yanımızdan ayrıldı. İnanılmaz. Şimdi, normalde hiçbir şeye bir daha dokunma derdim. Ama bu iki kişinin yapabileceği bir şey. İşareti verdiğimde kolu çekeceksin. Tam bir aptal gibi değil. Nazikçe çekeceksin. Hazır mısın? 1, 2, 3, şimdi. Çektik. Evet, işe yaradı. Başardın. Yaşayacağız. Beni yarattın, şimdi benden uzak dur diyor. Çünkü hala bize tepkili.
onu böyle bir araç gibi burada yarattığımızı düşünüyor ama sol altta da yazdığı gibi Jan Dolski'den sonra Jan Teknisyen diye birini hayata getirdik diyeyim. Başka nasıl ifade ederim bilmiyorum. Kendisini mutfağa götürmüş ve bu noktada artık şuradan bir de aşağı gemiyi nereden kontrol ediyorduk ya? Burası değildi. Bir alt oda sanırım. Aynen, gemi çalıştığına göre burada artık motorları çalıştırabiliriz. Şuradan gemiyi çalıştıralım ve burada tabii ki dışarıya bir tane mining, madencilik bir yapısı kurmuştuk. Araya bağlantıları kurmuştuk. Burada topladığımız her şeyi gösteriyor gördüğünüz gibi. Bunları geride de bırakabiliriz. Topla da diyebiliriz. Çünkü muhtemelen bu sağ altta yazan, daha doğrusu aşağıda yazan depolama alanında da yer kaplıyor olabilir. Hepsini alalım. Ve gemiyi hareket ettirelim. Gördüğünüz gibi böyle enteresan kırık bir oyun. Ama gerçekten de acayip bir konusu var. Yani sıradan bir koloni yönetimi oyunu, üs yönetimi oyunu gibi değil. Birinci maceramız. İlk yolculuğumuza çıktık. Ve şu an bizi çok acayip bir serüven bekliyor. Şu an herhangi bir görev görünmüyor. Ama bana buradan şu alternatifler sekmesini açmamı söyledi. Bizim alternatif versiyonlarımız. Burada gördüğünüz gibi şu an tabii tek bir karakter var benim dışında ama bunların sağlıklarını buradan görebiliyoruz. Yine günler içinde aramızdaki diyaloğun nasıl ilerlediğini görebiliyoruz. Ve yine burada karakterlerin akıl sağlığını da kontrol edebiliyoruz. Aynı zamanda açlarsa işte yemek yemeleri gerekiyorsa, sağlıkları yerinde değilse, fiziksel olarak da tabii sağlıkları yerinde değilse bunlara da bakmamız gerekiyor. Şu anda yine alternatif versiyonumla konuşmamı söylüyor ama konuşmayacağım. Çünkü bunun dışında zaten çok fazla yapacak şey kalmadı. Biraz daha yine hikayenin gidişiyle ilgili yapmamız gerekenler var. Ama şu ana kadar gördüklerinizi biraz daha rahat, biraz daha geniş bir zaman diliminde test etmek istiyorsanız ve en azından bundan sonraki çok küçük bir kısmı da kendiniz görmek istiyorsanız, demo hala yayındaysa demoyu indirip oynayabilirsiniz. Demo yayında değilse de oyunun çıkışı için Steam sayfasına giderek oyunu takipte kalabilirsiniz. Ben konuya bayıldım. Yani hiçbir fikrim yoktu aslında bu ilk yakın zamandaki videolar gelmeden önce. Yani oyunun tabii ki nasıl bir oyun olduğunu okuduk vesaire ama oynayınca bizzat deneyince çok acayip bir oyun olduğu ortaya çıktı. Ki zaten böyle üs kurma ya da işte koloni yönetme bu tip oyunları çok seven biriyim. Şimdi burada sadece benim dışında bir tane karakter gördünüz ama oyunun yine Steam sayfasına giderseniz, videolarını izlerseniz, tanıtım videolarını, çok fazla karakter olduğunu göreceksiniz. Şu an bir teknisyenimiz var. Botanikle uğraşan bir karakter yapabiliyoruz. Yani hayatımızın akışında yapmadığımız, almadığımız kararlar ya da aldığımız kararların tersinde çok fazla ilginç ve işimize yarayacak karakter de oluşturduğumuz zaman burası hem kalabalık bir yer oluyor hem de çok fonksiyonlu bir mürettebat haline giriyoruz. Bunu söylemiş olayım. Ben burada dediğim gibi demoyu bitirmeyeceğim ama oyunu kesin takipte kalacağım. Sizin de hoşunuza gittiyse ve oyunun çıkışını ya da oyunla ilgili gelişmeleri takip etmek isterseniz oyunu Steam linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Şu an galiba ön sipariş açtıydı, o yüzden fiyatı da belli değil diye düşünüyorum ama şahane bir oyun bizi bekliyor diyebilirim. Zaten 11 Bit Studios yapar da şahane olmaz mı diyorum ve bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir oyun videosunda görüşürüz.